Herkese iyi günler. Hoş geldiniz. Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği 2021 biterken lösemi lenfoma miyelom güncellemesindeki ikinci lenfoma oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumu Doktor Emel Gürkan ile birlikte sunacağız. Konumuz agresif B hücreli lenfoma. Ben konuşmasını yapmak üzere Doktor Anıl Tombak'ı davet ediyorum. Doktor Anıl Tombak, buyurun. Merhabalar, sayın başkanlar, çok değerli meslektaşlarım. Bu sunumda son eşte agresif B hücreli lenfomadaki güncellemelerden bahsedeceğim. Önce tanı ve takipte ile ilgili birkaç slayt paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere CT DNA veya tümör DNA'sı, dolaşımda bulunan tümör DNA'sı tanı koymak için kullanılan bir yöntem haline getirmek üzere çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu çalışmada da santral sinir sistemi lenfoması olan hastalarda dolaşımdaki bostaki tümör DNA'sını saptanarak hastalığın gidişatı hakkında fikir sahibi olmaya çalışılmış. İki yöntemle tespit edilmiş tümör DNA'sı 85 tümör biyopsisinde, 131 plazma örneğinde ve 62 bos örneğinde tespit edilmiş. Bu vakalar 92 santral sinir sistemi, primer santral sistem lenfoması olan vakalar. Aynı zamanda 44 diğer inflamatuar beyin hastalığı olan vakalar da dahil edilmiş çalışmaya. 794 farklı genetik bölgeye bakılmış. Tümör dokusundan genetik aberasyonlar %100 oranında saptanmış. Hasta başına 262 mutasyon saptanmış. Tedavi öncesi plazmada %78, BOS'ta %100 oranında DNA tespit edilmiş, tümör DNA'sı tespit edilmiş. Ve şu görülmüş, MR'da tümör hacmi arttıkça, yani kitle ne kadar büyükse dolaşımdaki DNA oranı da daha fazla olarak bulunmuş. Burada görüldüğü gibi progresyonsuz sağ kalım, takipte, vakaların takibinde progresyonsuz sağ kalım, eğer DNA negatifleşmişse çok daha iyi olduğu görülüyor. Genel sağ kalımda genel olarak öyle. Eğer dolaşımdaki tümör DNA'sı negatifleşmişse genel sağ kalımın oldukça daha iyi olduğunu görmekteyiz. Tümör dokusu büyüdükçe işlerin daha kötü gittiğini, DNA'nın negatifleşme ihtimalinin daha kötü olduğunu ve progresyonsuz sağ kalımında daha kötü olduğunu bu çalışma bize göstermiş. Birinci basamakta neler var son eşte? Polarix çalışması. Polarix çalışmasında birinci basamak da hiç tedavi almamış difil büyük B hücreli lenfomalı vakalar dahil edilmiş. İki kola randomize edilmiş bu çalışmada hastalar. Birisi polatuzumab artı rituximab artı siklofosfamid doksorubisin prednizon kolu. Diğer kolda ise klasik bizim bildiğimiz R-CHOP koluna birebir randomize edilmiş. 440 hastaya karşı 449 hasta dahil olmuş her iki kolda. Median yaş 65 olarak olmuş. Median takip süresi de 28 ay. 2 yıllık progresyonsuz sağ kalım kola kolunda %76,7 iken R-CHOP kolunda %70 olmuş. Tam yanıt oranları benzer, %78'e %74 olmuş R-CHOP kolunda. Genel sağ kalım oranları da benzer. Ancak hastalık progresyonu, relaps ve ölüm oranlarında kola kolunda %20 oranında bir azalma, yani oldukça fazla bir azalma olduğu görülmüş takipte. Adverse olaylarda daha çok sitopenler olmak üzere ön planda adverse olaylar her iki kolda benzer bulunmuş. Yani tedaviye polatuzumab eklenmesiyle progresyonsuz kalma ihtimali %27 civarında azalmış. Bir başka primer hastalarda hiç tedavi almamış difil büyük B hücreli lenfomada yapılan çalışma İtalyanların bir çalışması. Yaşlı ağır tedaviyi kaldıramayacak, hiç tedavi almamış 70 yaş üzerindeki hastalar dahil edilmiş. Toplam 68 vaka dahil edilmiş. Kemoterapisiz bir çalışma. Lenalidomid artı rituximab kullanılmış bu çalışmada, bu yaşlı vakalarda. 6 hafta boyunca rituximab, lenalidomid ise 12-8 kadar veya oluşabilecek toksisiteye kadar verilmiş. Genel yanıt oranı %41 olmuş. 13 vakada tam yanıt, 13 vakada kısmi yanıt elde edilmiş. 12. ayda progresyonsuz sağ kalım %55, genel sağ kalım ise %69 olmuş. 12. aydaki remisyon oranı ise %72 oranında saptanmış. Aslında bu yaş grubu için agresif lenfoma hastaları için güzel sonuçlar elde edilmiş. Başka bir çalışmada
daha önce yine tedavi edilmemiş double hit lenfomalı hastalar. Alyans çalışması bu çalışmanın da ismi dahil edilmiş. Çalışmada faz 3 bir çalışma. Bizim kullandığımız klasik Epoch-ARA venetoklax eklenmiş veya placebo kullanılmış. Yalnız bu çalışmada venetoklax kolunda erken sonlandırılmış çalışma 63 vaka dahil edilmiş. Venetoklax kolunda tedavi ilişkili mortalite daha fazla olmuş. Şu gördüğünüz da Epoch-ARA kolu, şu gördüğünüz venetoklax eklenmiş kol. Progresyonsuz sağ kalım da Epoch-ARA kolunda artı placebo kolunda, daha doğrusu venetoklaksız kolda daha iyi. Genel sağ kalımda venetoklaksız kolda daha iyi bulunmuş. Bu nedenle bu çalışma venetoklaksın toksik etkilerinden dolayı maalesef erken sonlandırılmış ve bir katkısı olmadığı görülmüş. Başka bir çalışmada, radyoterapi ile ilgili bu çalışmada, bu retrospektif bir çalışma. Acaba çok erken dönem evre 1, evre 2 difüz büyük B hücreli lenfomalı hastalarda konsolidatif radyoterapi vermek tedavi sonuçlarını etkiliyor mu diye. Retrospektif olmakla beraber 6628 vakanın çok geniş yaptığı, çok fazla hasta sayısına sahip bir çalışma. %69'u düşük ipi skorlu vakalar dahil edilmiş bu çalışmaya. Burada görüldüğü gibi hasta özelliklerini sol tarafta görmektesiniz. Tüm gruplarda evre 1, evre 2 ve tüm vakalarda konsolidatif amaçlı radyoterapi eklendiğinde 5 yıllık sağ kalım oranları daha iyi olduğu görülmüş. İstatistik olarak anlamlı olarak görülmüş. Vakalar nodal veya ekstra nodal bölgelere uygulanacak radyoterapiye ile ilişkili olarak bakıldığında da nodal alana uygulanan radyoterapi sonuçlarının, yani nodal hastalığa sahip vakaların, stage 1 veya 2 vakaların konsolidatif radyoterapiden çok daha fazla fayda görüldüğü gösterilmiş. Özellikle de tiroid ve testis bölgesinde varsa lezyon ve oralara radyoterapi uygulanmışsa bunların da çok daha fazla fayda gördüğü gösterilmiş. Ya da survey'lerine bakacak olursak işte nodal, intranodal bakıldığında nodal alana hastalığı olup da o bölgeye radyoterapi uygulananların sonuçlarının daha iyi olduğunu görüyoruz. Servisinin de nodal bölgeye radyoterapi uygulananlarda daha iyi olduğunu görüyoruz. Bakacak olursak ekstra nodal alanlar açısından bakacak olursak özellikle testiküler hastalık veya tiroid hastalığı olup da o bölgeye radyoterapi uygulananlarda ekstra nodal alanı olarak bu bölgelere radyoterapi uygulandığında sonuçların çok daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Direnç ve nüks vakalara bakacak olursak bu çalışmada relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfoma 226 vaka dahil edilmiş. Medyan yaşları 72'ymiş. 32-95 yaş arasında değişiyor. Bu çalışmada umbralisi, ublituximab ve ublituximab artı bendamustin kullanmış. Yani 3 tane kolu var. Ve tedavi etkinliğine bakacak olursak, genel yanıt oranlarına bakacak olursak, ublituximab artı bendamustin kullanılmış vakalarda, ki buraya 130 vaka dahil edilmiş, genel yanıt oranlarının %43 diğer kollara göre çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Tam yanıt oranı %17, kısmi yanıt oranı %34 olmuş. Bir çalışma mediastinal difüz büyük B hücreli lenfomayla ilişkili olarak yapılmış Keynote çalışmasının sonuçları. Burada da relaps refraktör hastalarda pembrolizumab kullanılmış. Pembrolizumab'ın aslında 2 ve üstü basamak tedavi aldıktan sonra nüks eden hastalarda FDA onayı var. İşte bu çalışmanın neticesinde 4 yıllık takip sonuçları açıklanmış. 53 vaka dahil edilmişti. 13 vaka bu çalışmayı tamamlayabilmiş. 40 hasta durdurulmuş ki bunların 18'inde progresif hastalık gelişmiş. Genel yanıt oranı %41.5, 48 aylık progresyonsuz sağ kalım oranı %33, 48 aylık genel yanıt oranı ise %45 olmuş. Tek ajan pembrolizumab ile bir PD-1 blokörü ile. Diğer bir çalışma yine relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfoma vakalarının dahil edildiği. Burada da glofitamab ile polatuzumab vedotin kombine edilmiş bir faz 1B2 çalışma. Glofitamab bildiğimiz gibi CD20, CD3, T hücre engaging bispesifik antikor. Polatuzumab da anti-CD79B'ye hedef alan bir antikor ilaç konjugatı. Burada 44 hasta dahil edilmiş. Medyan takip süresi 3.2 ay. Burada aslında bakıldığında vakaların çoğu
bunun iyi gittiğini söyleyebilirim. Şu vakada hayatını kaybetmiş, şu da ufak daire içinde gördüğünüz, şu kırmızı üçgenler içinde gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vakada progresif hastalık gelişmiş. Ancak bunların relaps refraktör vakaları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çoğu vakanın tedavisi devam ediyor. Çok ciddi advers olaylar gelişmemiş. Burada 3 tane kohort var aslında. Glofitamab'ın 10 miligram ve daha sonra 30 miligram arttırıldığı doz var. Diğer kolda ise 10 miligramla başlanıp tekrar 10 miligramla devam ettiği dozlama şeması var. Ve görüldüğü gibi hastaların bazılarının tedavisi tamamlanmış ve takipleri devam ediyor. Daha ilerleyen dönemlerde tabii bu çalışmanın gelişmiş sonuçlarını da göreceğiz. Başka bir çalışma bu da narotuximab emtansin artı rituximab'ın difüz büyük B hücreli lenfomalı vakalarda kullanıldığı faz 2 çalışma. Bu ajan yani narotuximab CD37'yi hedef alan bir monoklonal antikor. Burada 100 vaka var. 80'i bunların difüz büyük B hücreli lenfoma hastaları. Tabii relaps refraktör hastalar ve kök hücre nakline uygun olmayan hastalar. Kohort A ve kohort B diye ayrılmış çalışma. Haftada 3 defa veya haftada 1 defa narotuximab'ın kullanıldığı rituximab'la kombine edildiği çalışma. Görüldüğü gibi haftada 3 defa kullanılan kohort A'da genel yanıt oranı %50 olarak bulunmuş. Diğer kolda da %50 olarak bulunmuş. Ancak tam yanıt oranı kohort A'da bir miktar daha fazla. Tabii bu bir erken basamak çalışma, faz 2 çalışma. Daha sonra faz 3 çalışması devam edecek. Göreceğiz sonuçlarını. İleriye dair umut eden, bu relaps refraktör vakalar için umut eden bir çalışma olarak görünüyor. Diğer bir çalışma LOTIS 3 çalışması. İleri evre difüz büyük B hücreli lenfom hastalarının yine dahil edildiği faz 2 çalışma. Burada da loncastuximab tesirin artı ibrutinib molekülü kullanılmış. İbrutinib bildiğimiz gibi bir Bruton tirozin kinaz inhibitörü. Loxantuximab ise bir pulobenzodiazepin dimer toksine konjüge edilmiş bir anti-CD19 monoklonal antikoru. Burada da yine iki ve üstü basamak almış. Relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfom vakaları dahil edilmiş. Medyan yaş 72. 70 vaka dahil edilmiş bu faz 2 çalışmaya, LOTIS çalışmasına. Bakıldığında en fazla faydayı germinal merkezli difüz büyük B hücreli lenfom vakaları görmüş. Genel yanıt oranları burada görmektesiniz. Tam yanıt oranları da burada daha fazla. Non-germinal merkeze kıyaslayacak olursak bu çalışma şunu göstermiş. Germinal merkezdeki büyük B hücreli lenfoma vakalarında yanıt oranları daha fazla. Diğer bir çalışmamız ZUMA 7 çalışmasının analizi. Bu da bir faz 3 randomize çalışma. Bu bir CAR-T hücre tedavisi. Apiksikaptagen ne karşı standart verdiğimiz tedavinin kıyaslandığı çalışma aslında. T-cell otolog anti-CD19 CAR-T hücre tedavisi. İki basamak ve üstü tedavi almış ve nüksetmiş difüz büyük B hücreli lenfomalı hastalarda aslında FDA onayı var. Çalışmada da 18 yaş ve üzerinde ECOG 0-1 olan ve 12 ayın altında tedaviden sonra nüksetmiş veya primer refraktör vakalar dahil edilmiş. 180 hasta aksisel koluna randomize edilmiş ve bunların 170'ine infüzyon yapılabilmiş. Yani %90 üzerine infüzyon yapılabilmiş. 179 hasta ise standart işte hangi tedaviyi almışsa doktor tarafından o kola randomize edilmiş. 64'üne ikinci basamak sonrasında bu diğer kolda otolog kök hücre nakliyle kurtarma tedavisi yapılabilmiş. Bunların da oranı %36. 25. aya gelindiğinde olaysız sağ kalım CAR-T kolunda yani aksikaptagen kolunda 8.3 ayken diğer kolda 2 ay olarak bulunmuş. Genel yanıt oranlarına da bakacak olursak CAR-T kolunda %83, diğer kolda ise %50 olarak bulunmuş. Tedaviyle ilişkili advers olaylar her iki kolda aslında benzer bulunmuş. Apsikaptagen kolunda %91 bulunmuşken standard of care kolunda %83 bulunmuş. Peki bu CAR-T hücre tedavilerinden sonra da vakalar nüksedebiliyor. Nüksettikten sonra yapılabilecek bir şey var mı diye bir gözlemsel çok merkezli çalışma yapılmış. Yani CAR-T tedavisinden sonra nüksetmiş vakalarda ne olmuş ne bitmiş onu ortaya koymaya yönelik yapılan bir gözlemsel çalışma. 273 vaka dahil edilmiş.
ve bu çalışmada farklı CAR T tedavileri kullanıldıktan sonra nüksedilmiş vakalar alınmış. Burada görüldüğü gibi işte 273 CAR T-sel tedavisi uygulanan vakalar dahil ediliyor. Nüksettikten sonra neler kullanılmış acaba diye bakıldığında sadece tutulan alan radyoterapisi, koit inhibisyonu, alojenik kök hücre nakli, polatuzumab tedavisi, lenalidomid temelli tedaviler, bruton tirozin kinaz inhibitörleri veya kemoterapi bazlı tedaviler kullanılmış. Bunlardan en başarılı sonuç tutulan alan radyoterapisi ve alojenik kök hücre nakli yapılan hastalar olmuş. Yani parti hücre tedavisinden sonra nükseden vakalarda da bu tür tedavi seçeneklerimiz var. Görüldüğü gibi tutulan alan radyoterapisi tabii hastanın durumuna göre, kliniğine göre değişecek tedaviler bunlar. Veya alojenik, mümkünse alojenik kök hücre nakline vermek uygunmuş gibi gözüküyor. Her tedavi seçeneklerinde de yanıtlar var. 6 aylık yanıtları genel sağ kalım oranlarını burada görmektesiniz. %73 ve kemoterapi ajanlarıyla kullanıldığı tedavilerde ise %25 olmuş. Aslında kemoterapi bazlı tedaviler ile en az 6 aylık sağ kalım elde edilmiş. Evet, ilginiz için çok teşekkür ederim. Kısaca agresif lenfomalarla ilgili eşte sunulan önemli konuları özetlemeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.